Evet, bu 14 Mayıs öncesinde çokça konuşulmuştu. Gençlerin kucağına bıraktı ve bu meseleyi geride tutmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir video üzerinden kıyamet kopartıyorlar diye hatta muhalefete de yükleniyor. Ama bugün enteresan bir şey de Keçiören'de seçmenleriyle buluştu. O buluşma sırasında yine bir video izletti. Yine muhalefetin PKK ile bağlantısını gösterdiğini iddia ettiği bir videoydu. PKK'lıların açıklamaları vardı orada. İnanın yani bütün PKK'lı yöneticiler böyle sıraya geçmiş vaziyette bütün Türkiye'ye canlı yayında izlettirildi. Hepsi de işte bu iktidardan şikayet ediyorlardı. O şikayet cümleleriyle beraber sen bunlardan talimat alıyorsun diye de Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ne kadar doğru bu mesele bilmiyorum ama hem bunu hem de Ümit Özdağ meselesini konuşalım istedik. Gazeteci Fehmi Koru sağ olsun kırmadı bizi karşımızda. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Hoş bulduk. Vallahi epey hareketli değil mi? Bilmiyorum. Türkiye bir ikinci tur yaşamadığı için böyle tam tecrübe de ettiğimiz bir şey değil. Bu 15 günlük süreç çok da dar bir zaman. Partiler kendilerini anlatmakta da güçlük çekiyorlar. Tabii burada manevralar da yapılıyor bir önceki seçime katılan partilerle. Şu sahte videoyla bir başlayalım isterim. Cumhurbaşkanı en sonunda kabul etti. Bilmiyorum yanlışlıkla mı yoksa bir anda mı oldu? Hatta Abdülkadir Selvi nasıl sordu bu soruyu diye de çokça da konuşuldu. Biraz bunun dışına çıkmış gördüm. Ben Keçiören'de bir toplantı sırasında o bölümü kullanmadı mesela bugün ilk defa. O videoyu kullandı. PKK'lılar böyle resmi geçit yaptılar ama o bölümü kullanmadı. Muhalefet de mümkün olduğu kadar gündemde tutmaya çalışıyor doğal olarak. Elbette yani gerçekten yakışıksız bir durum iktidar açısından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. Kalkıp da kitlelerin karşısına, kalabalıkların karşısına montaj ürünü olduğu çok açık olan böylesine bir videoyu izletmek herhalde hem Cumhurbaşkanı ve şimdi de Cumhurbaşkanı adayı hem de onu aday gösteren İttifak açısından pek hoş olan bir şey değil. Tabii bir de muhalefet buna sarılınca böyle bir montajla kendilerinin yıpratılmak istendiğini ısrarla vurgulayınca bunun karşısında savunma mekanizması olarak bunu hafifletme ve dolayısıyla da yani bunda ne var? Şu da bu da olabilir yani montaj da olabilir ama netice itibariyle önemli bir şey değil. Nitekim bir bakan da şu anda milletvekili sıfatını da taşıyor. O da yani ne var bunda? Ben de herhangi bir sorun görmüyorum diyerek Murat Kurum. Evet yani dolayısıyla baktığınız zaman bu seçim ikinci tur kampanyaları sırasında iktidarı ve Cumhur İttifakı'nın adayını en fazla zorlayan konu bu montaj videosunun kısa süre önce gündeme sokulması. Kaldı ki bugün Keçiören'de oynatılan o videoyu da hafifleten bir şey bu. Netice itibariyle birinciyi montaj olarak karşımıza çıkaranların ikincide de montaj yöntemini kullandıklarını insanlar düşünebilirler. O bakımdan da hafifletmeyi düşünmeleri ve o yolda adımlar atmalarını ben anlayışla karşılıyorum ama herhalde bu seçimden gelecek dönemlerde en fazla akıllarda kalacak olan adaylardan birinin böylesine bir yönteme başvurması olacak. Yani bunu bir de Murat Kurum'u ben de dinledim. Gerçekten çok enteresandı. Hatta Kübra Apar'dı karşısındaki montaj olduğu belli mi diye soruyor Murat Kurum. Ya o yayınlandığı andan itibaren montaj olduğu belliydi. Murat Kurum da herhalde Tabii. Bunu biliyordur. Çok kaba bir şeydi çünkü. Hani özenle yapılmış böyle ne diyorlar ona yapay zekayla bilmem neyle falan üretilmiş bir şeydi. Kabaca bir görüntü bir yere yerleştirilmişti. Herkes de bunu anladı. Ama derdini anlatamadı muhalefet. Biraz ilk tur sonuçlarında bunun etkisi olduğuna ilişkin tespitler de yapılıyor. Bunu geriye döndürebilecek mi tartışma mı o güvensizliği? Tabii şunu bu olaya biraz da bu gözle bakmamız gerekiyor. Yani baktığınızda birinci turda iktidarın ve iktidarın adayı olan Tayyip Erdoğan'ın kullandığı en önemli malzeme karşısındaki rakibinin terörle bir biçimde ilişkili, içli dışlı olduğu iddiası. Bunu da sağlayacak olan şey herhalde o videoydu. Ama o videonun böylesine bir montaj ürünü olduğu ortaya çıkınca o sav biraz
hafiflik aldı ve ardından da özellikle bu ikinci turun kampanyaları sırasında aleyhine dönmeye başladı. O bakımdan yani bunun hafife alınmasıyla geçiştirilecek bir şey haline dönüştürülmesi herhalde iktidarın kampanyasını planlayanlar ve uygulayanlar açısından önceden düşünülmemiş ama sonradan düşünülerek böylesine bir yönteme başvurulması sağlanmış olan bir unsur. Bakanın o konuyu işte montaj olduğundan emin miyiz? Ya da ne olacak yani eğer montajsa bile bunun daha fazlaca büyütülmesini gerektiren bir durum yok anlamına gelecek sözler sarf etmesi. Yine o kampanyanın planlayıcılarının zannediyorum onlara verdiği hazır şablonlardan bir tanesi. Onu uyguluyorlar. Bugün gündeme taşınan ikinci video yani o PKK... da çok acayip değil miydi? Bilmiyorum siz izlediniz mi Fehmi Bey? PKK'nın ne kadar yöneticisi varsa bu seçimle ilgili hangi fikrini beyan etmişse hepsini tek tek kullanan Cumhurbaşkanı, Türkiye'de o konuşmayı ve o görüntüleri canlı yayınlayan onlarca televizyon. Ben işte 30 senedir gazetecilik yapıyorum. Bu kadar rahat PKK'nın televizyonlarda konuştuğu bir dönemde hatırlamıyorum yani. Belki hatırlarsınız. Sinn Féin olayı İngiltere'de bizdeki PKK gibi gündemi çok meşgul ettiği dönemlerde onun lideri olan Gary Adams'ın BBC'ye çıkartılması ancak görüntüsünü verip sesini başka bir artistin, bir ses uzmanının konuşması tarzında yansıtılmasıyla olabilmekteydi. Yani teröre muhatap olan ülkeler terör lideri olarak bilinenleri bütün kimlikleriyle ekranlara taşıtmazlar. Yasaktır bu. Bizde ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalınıyor. Sadece hatırlayabildiğim kadarıyla Abdullah Öcalan İmralı'ya götürüldükten sonra orada mahkeme önüne çıkarıldığı zaman sesini duymuştuk. Onun ötesinde çeşitli gazeteciler kendisiyle yaptıkları röportajları yayınlamaya çalıştıkları sırada bunlara engel olunmuştu. Şimdi ise aday bir tarafa lider konumunda olan bir takım PKK'lılar ekranlara taşınmış oluyorlar. Ben zaman zaman uydu yayınlarını izlemeye çalışıyorum. Bu sebeple de Irak üzerinden yayın yapılan Arapça kanalları arasında dolaşırken bazı Kürt kanallarına da denk gelmiştim ve orada ben PKK lideri konumunda olan insanların isimlerini ve yüzlerini bir araya getiremiyorum. Yani isimlerini biliyorum, yüzlerini de zaman zaman fotoğraflardan tanıyorum ama o yüz hangi isimindir bilemediğim için karşıma çıktıklarında doğrusu şaşırıyordum. Çünkü öyle konuşuyorlar ki kendi kendime yani bu konuşmalar Türkiye'deki bu seçim atmosferi içerisinde gündeme taşınırsa bu muhalefeti yaralayacak konuşmalar tarzında zihnime bir düşünce geliyordu. Nitekim işte onları herhalde takip eden kim devlet kurumları varsa videolara tespit etmişler ve bu tek video halleri getirerek yayınlanmasını sağlamışlar.